Evet arkadaşlar, bugün sizlerle FIFA Mobile oynayacağız. Arkadaşlar FIFA Mobile'de 1,5 milyonum olduğunda ben açtım sabah arkadaşlar ve piyon çıktı. İnşallah bu sefer king falan çıkarırız. King çıkarsa çok güzel olur. Mesela king çıkarsa buradan en çok isteyeceğim tabii ki de Mbappe olur. Çünkü taktiğime de uyacak. Kalecim ister miyim? Onu da bir şüpheliyim. Kaleci istemem. Santrafor istemem. Çünkü santrafor var şu anlık. Mandzukic de çok iyi değil bence. Aynen çok iyi de değil Mandzukic. Şu an MDO lazım. Kante güzel olur. Modric bayağı bir güzel olur. Bakalım. Bayağı güzel bir kart. Modric de bayağı bir iyi oynadı kupada. Mbappe anlatmaya gerek yok zaten. Mbappe'yi alırsak bir de ben bayağı bir kadromu göstereyim arkadaşlar. Kadrom böyle. Sanchez'i aldım. Sanchez'i aldım ama bu Arnautovic'i alabilirsem Arnautovic'in üstüne basıp şu Walker ve Roberto Carlos'u da stoperlerime basıp Pellegrini ve Iniesta'yı da şunlar Bakayoko ve Alonso'ya basıp şu taktiği geçmeyi düşünüyorum. Düşünüyorum arkadaşlar. Sun'u alacağım. Buraya stopere de Mücadele Thiago Silva'yı almayı düşünüyorum. Santrafor'da Arnautovic alabilirsem alacağım. Almazsam o zaman bir santraforlara bakıp güzel bir santrafor almayı düşünüyorum. Çünkü almazsam çok kötü olacak. Şu an bir de bunu aldım. 90 yenlik. Bir tane adam aldık. Baya bir güzel. 3 milyona ver 3 milyon verdim ama. Biraz kazık yemiş gibi düşünüyorum. Ama güzel gibi. Baya bir hızı güzel olduğu için aldım arkadaşlar. Hızlı oyuncuları çok seviyorum ben. Mücadele başka alırsak güzel olacak. Şu an böyle kadro. Bir bakalım. Şöyle Dele Alli de max olmaya bayağı bir yaklaştı. Ligimiz böyle giderse kaç puan kalmış bir bakalım. Ne zaman max falan olur. Bakalım. Daha var. Bu max olduğunda ben size arkadaşlar videosunu çekerim. Max yaparım ben Dele Alli'yi. Bunu aldık mıydı? Bir bakalım. Büyük ihtimal max olacak. Yüzgen delalli olacak. Belki derece falan basarız isterseniz. Çünkü 6'yı da ben bastırmıştım. 6 5 oradan bir gen atlatır. 10 tane istiyor zaten tek tek. İki gen de öyle. Üç gen. Aynen. Max oluyor delallimiz. Bayağı bir delalliğin yerine başka bir oyuncu alıp onu yüzgen yapmayı düşünüyorum. Ama şu anlık yapmayacağım. Çünkü baya bir para sıkıntısı çekiyorum. O 1,5 milyondan piyon çıktı. Çok üzüldüm arkadaşlar. Geçen sefer de gelmişti bu etkinlik. Bu etkinliği o zaman bir kere oynadım. Ve bu hesabım gitmişti. Tekrar buldum. Orada da 3 kere açtım. Üçünde de piyon çıktı. Ve 4,5 milyonum çöpe gitti. Bayağı bir oyuncular var aslında. Kane falan çıkarsa bayağı bir iyi olur. Çünkü çift santrafora geçeceğim. Bayağı bir iyi olacak. Baksanıza arkadaşlar. 102 sprint hızı. 102 hızlanma. 108 güç. 109 top kontrolü. 104 dribling. 110 kafa vuruşu. Oo, adam anlatmaya gerek yok. Görürsünüz yani arkadaşlar. Bu da bayağı bir gelişecek zaten. Beci Rus'tu bunun da ortalama 10 falan olacak. Bayağı 104 gen kendimiz olur yani. Hiç hayır demeyiz. Şu an bayağı bir gitmedim. Sun'un daha başlamadım. Isco falan gelirse diye. Isco gelirse Sun değil. Direkt Arnautovic'e gideceğim. Arnautovic'i alacağım. Şu an puanım var aslında. Bir bakalım arkadaşlar Hazine Hava etkinliğine.
Evet, ben puanlarımı bayağı bir harcadım. Şu Ronaldo'yu almak çok güzel olur ama alamıyoruz işte. İmkanlar yetmiyor. Şu an Sanchez'i tamamladım zaten. Sanchez'i ama keşke tamamlamasaydım. Boşa gitti. Şu an Sun'u almayı düşünüyorum. Sun arkadaşlar müthiş. Müthiş yani. 131 sprint hızı. Hızlı oyuncu. Severim. Bakalım Arnautovic'e de az da olsa gittim. Sonra şu taktik yapsam daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü çok gol yiyoruz arkadaşlar. Çok defansif değildi. 4-3-3 atak kullandığım için çok gol yiyoruz. O yüzden. Aslında Arnautovic çok istiyorum. Çünkü bayağı bir güzel oyuncu. Bir de oralara giderken bayağı bir XP alıyoruz. 17 XP, 17 XP. 17 tane, 14 tane, 14 tane. Bayağı bir XP geliyor buradan. Bu XP'lerle de bayağı bir oyuncu basarız aslında. Ama işte olmuyor. Bayağı bir 9 gün daha var aslında. 9 günde hem Sun hem de Arnautovic'i almaya çalışacağım. Bir bakacağım puanlarım ne kadar, ne yetiyor mu. Sun'la Arnautovic'i alacağım da size videosunu çekerim arkadaşlar. Arnautovic'i alamazsak bir santraforlara bakalım. Santrafor arayalım. Şöyle 87 gen üstü olsun, olmadı basarız zaten. Ama güzel oyuncu olsun. Santrafor ayarlayalım. Bir aratalım neler var. Selke var. Arkadaşlar bu Selke biraz kazık gibi geldi bana. Adam driplik yapmıyor yani. Driplik aslında bastığında çok güzel bir oyuncu. Sonra bakalım neler var. Mandzukic var. Ben Yedder var. Agüero var. Agüero'ya bir bakalım mı arkadaşlar? Bir bakalım. Yanlış bastım. Özür dilerim arkadaşlar. Agüero aslında çok iyi değil. Bana sprint hızı gelişen beceri boostlu oyuncular istiyorum. Mesela neler var? Bir bakalım. Kane. Arkadaşlar benim Kane'im olmuştu aslında. Toz Kane. Bir göstereyim. Ama sattım arkadaşlar. O anlar oyunu tam bilmiyordum. Bütün kadromu Kane için harcamıştım. Ama sattım. Biraz orada salaklık yaptım. Şimdi değeri 13 milyon olmuş. Ve 4 tane kalmış. Arkadaşlar müthiş bir oyuncu. Ben aldım. Kullandım müthiş bir oyuncu ama o zamanlar para lazımdı ve sadece kadromda iyi olarak bir Kane vardı. Kane de bana yetmiyordu. Tek başına müthişti ama bıraktım. Biraz da hızı iyi değildi. O yüzden bırakmıştım Kane'i. Kane ya da Griezmann mi Kane mi derseniz bence Kane daha iyi. Ama siz kendiniz bilirsiniz. Şöyle bir oyunculara tekrar bakalım ne alabiliriz. Ben bunlara ilerleyen zamanlarda bakarım. Güzel bir oyuncu alırım sizin için arkadaşlar. Olmadı. Arnautovic alamazsak. Cavani falan var. Yakın zamanda işte ben size o kilit oyuncular etkinliğinden de paket açarız. İnşallah King çıkarırız. İnşallah King'den de güzel bir oyuncu verir bize. En çok istediğim şu an Mbappe arkadaşlar. Saortos'a lazım bana. Ve MDO. Tam istediklerim Şah'ta. Yani King'de. Burada çok istediğim var arkadaşlar. Kante, Modric, Rakitic, Mbappe. Bunları çok istiyorum. Buradan da Varane falan çıkarsa belki Thiago Silva almayız. Başka bir şeylere gideriz. Bakarız. Arkadaşlar şimdi videoyu isterseniz sonlandıralım. Ben ilerleyen zamanlarda bakarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.